Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una va'fana bima'allamtena ve zidna ilme. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimma yestemi'una al-kavle feyettebi'una ahsana. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قران كريمني منا ترتيب бойынша 49-сы бу оқыйотган сурамиз хужурат сурасини тафсирни оқиётган эдик иншалла давом еткизган боламиз ётган дарсимизда я айюхаллазина аману жтанибу касиран мин аз-зон инна баъз-зонни исм эй имон келтирганлар Ko'p gumonlardan chetlaninglar, chunki gumonlarning ba'zilari gunoh degan oyatni suhbat qilgan edik, inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Mana shu zon kalimasi, gumon kalimasi Qur'onda ayrim o'rinlarda ishonch ma'nosida ham keladi. Ya'ni gumon degan so'z faqat yomon narsani tushunmaslik kerak, arab tilida zon degan so'z ishonch degan ma'noda ham kelgan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Allazina yadhununa annahum mulaqu robbihim." Ya'ni o'zlarining parvardigorlariga ro'baro bo'lishlarini biladigan zotlar. Bu yerda ishonch degan ma'nosi ham bor. Mana davom etamiz. Inna ba'dhoz-zonni ism va la tajassasu. Mana josuslik haqida suhbat qilamiz. Josuslik nima? Josuslik odamlarni orqasidan yomon xabarlarni qidirib yurishlik. Bu tajassus deyiladi arab tilida. Endi tahassus degan so'z bor. Bizi o'zbek tilimizda bu mutaxassislik deb tushuniladi, lekin aslida arabcha so'z bu. Tahassus degani odamlarning ortidan yaxshi xabarni qidirib yurishlik. Tajassus, josuslik. Odamlarning orqasidan yomon xabarni qidirib yurishlik bu harom amal. Endi tahassus bu yaxshi xabarni qidirishlik. Bu gunoh emas. Mana Qur'onda Alloh taolo Yusuf alayhisalomning qissasida Yusuf alayhisalomning otasi Yaqub alayhisalomni tilidan aytadi. Mana Yusuf alayhisalom oldiga akalari bordi. Binyaminni Yusuf alayhisalom hila qilib olib qoldi. Ikkita aka-uka qolib ketdi. Shunda noumid bo'lib qaytib kelgan qolgan o'g'illariga Yaqub alayhisalom aytadiki: "Ya baniyya izhabu fatahassasu min Yusufa min akhihi." Mana tahassusu fatahassasu deyapti. Ey o'g'illarim, boringlar Yusuf va uning birodarini xabarini qidiringlar. Ya'ni bu yaxshi xabar qidirishlik. Tajassus josuslik, yomon xabar qidirish. Tahassus bu yaxshi xabarni qidirishlik. Josuslik odamlarni poylab yurishlik. Odamlar bildirishni xohlamagan narsalarni qidirib yurishlik va buni tarqatib yurishlik. Josuslik shunday bir odamlarni tabiatiga singib ketganki yomon xabarlarni qidirib yurishlik uni ishi bo'lib qolgan. Va mana shu xabarlarni bilishligi bilan faxrlanadi. Eshitdinglarmi deydi. Choyxona ekanida eshitdinglarmi deydi. Diqqat qilib turasiz chunki yangilik bor. Bo'lganda ham eksklyuzivni yangilik bor. Bu shunaqa yangilikki, televizorda gapirilmaydi. Bu shunaqa yangilikki, radioda gapirilmaydi. Faqat shunaqa odamlardan eshitasiz uni. Josuslik. Falonchi deydi, xotinini taloq qilibdi deydi. Mana qilgan ekan, mana bo'pti. U o'sha oilani ishi edi. Bu olib chiqdi ko'chaga. Palonchining xotini tug'mayapti ekan deydi. Ayb kimda ekan deydi. Senga nima? Senga nima? Musibat nimada? Bu odamni xabar olib kelishida emas. Muhimi, ya'ni yomoni shu xabarda xaridor borligida. Shu xabarni xaridori borligida. O'shani eshitganligimiz uchun ya'ni yangisini nima qilaveradi? Olib kelaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar Anas ibn Malikdan Tuba liman shagalahu uyubuhu an uyubin nas. O'zining ayblari odamlarning ayblaridan to'sib turgan kishiga tuba bo'lsin. Ya'ni kishi o'zini aybi bilan ovora bo'lyapti, boshqalarning aybiga qaragani vaqti yo'q. O'zini aybi bilan ovora bo'lib, boshqalar bilan ishi bo'lmayotgan odamga tuba bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zi qidirsak, o'zimizdan boshqa tarbiyalanadigan odamni keragi yo'q bizga. O'zimiz o'zimiz tarbiya qilib olsak katta gap. O'zimizda boshqa muammo yo'qmiki, birovlarni kavla, birovlarni orqasidan nima qilamiz? Qidirib yuramiz.
Peygamberimiz aytganlar, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Judayam bir güzel hadis, ajib hadis, pur hikmat bo'lgan hadis. Kişi özü üçün muhim bo'lmagan işlerden uzoq bo'layotganligi islomini chiroyli ekanligidandir. Kişi özü üçün muhim bo'lmagan narsalardan uzoq bo'lishi nima sababdan shunaqa u desa, uni islomi chiroyli. Demek öz-özüden ikinci kulası çıkadı. Kişi özüge dahil bulmaken mesela bulan avara bulaykenliği burada ayıbı, burada kimi, burada maşinası, burada topuş tutuşu. Demek bu adam bir İslam'ı çıralıyım eseken. Allah Azze ve Celle işlerini alisini yüksekini yaş göredi. Razillerini, paslarını yaman göredi. İnna Allaha yuhibbu maaliyel umur ve yakirahu sefasifaha ve daniyyaha. Mana hozir aytgan mavzuimizdagi hadis rasululloh aytilar, albatta Alloh taolo ishlarning oliysini yaxshi ko'radi, pastlarini, razillarini yomon ko'radi. Birovda aybini poylab yurishlik, birovda orqasidan josuslik qilishlik, bu razil ishmi yoki oli ishmi? Albatta razil ish bu. Har qanday jamiyatda, har qanday zamonda, har qanday makonda josuslik qilib yuradigan odamni birov yaxshi ko'rmaydi. Bunaqa odamlar uchrashib qolsa, darrov shu so'roqqa tutadi. Qancha topasiz? Qayerda ishlayapsiz? Nech pul beryapti? Yetyaptimi? Senga kerakmi shu narsani bilish? Bu nimaga o'xshaydi? Bu telefoningizdagi fleshkani bekarchi ma'lumot bilan to'ldirishga o'xshaydi. Bilasizmi, telefoningiz og'ir ishlaydigan bo'lib qoladi. Qatib-qatib qoladi. Qizib ketaveradigan bo'lib qoladi. Nimaga? Endi ochib turib o'chirishni boshlaysiz. Hammasini olgansiz, sharaqlatib olavergansiz, selfie qilavergansiz, to'lib ketgandan keyin o'chirasiz. O'zi kerak emas edi o'sha selfiechi. Siz bilan bizga kerak bo'lmagan odamlarda xabarlarda, odamlarda ishlari ham bizni nima qilar ekan, qalbimizni qatirib qo'yar ekan. Mana shu narsa josuslik. Birodi-birodi orqasidan kavlab yurishligi oilalarda buzilishiga olib keladi. Er-xotinning o'rtasidagi munosabatda buzilishiga olib keladi. Sizga nima hadya qildi, men hayitga eringiz deydi. Xotinlar. Mana qani shuni deydi. Meni erim mana qabadarga qildi. Qarabsizki, bu kelin nima deydi? Senga kerak emas uni nima patarga qilganligini bilish. Shu zo'r savol. Shu savolda akalar ukalar o'zimizga beraylik. O'sha narsani eshitish menga kerakmi deb so'rang-da. To'xtab tur oshinda, to'xtab tur. Shuni eshitish menga kerakmi? Shu gapni aytish senga kerakmi? Yo'q, kerak emas. Mana shu josuslik o'rtaga fitna soladi, musulmonlarni bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Valaysa minna man farroqa." Ya'ni odamlarni orasini bo'lgan odam bizdan emas. Bo'lgan bizdan emas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalardan uzoq bo'layotganligi islomini go'zal ekanligidandir. Josuslik odamlarda orqasidan qilayotgan ishlarini, gapirayotgan gapini poylab yurishlik. Ijtani bu kathiro minadzon, inna ba'dazzonni ism va la tajassasu. Gumonlarda ko'plaridan ehtiyot bo'linglar, uzoq bo'linglar, chunki gumonlarning ba'zilari gunoh, josuslik qilmanglar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu amiral mu'minin kunlarida birida bir qazo ishida turdi, qozilik qildi, hukm chiqardi. Uyiga qaytib kelganidan keyin ayoli so'radi. Falonchini bunday hukm chiqaribsiz. Aybi nima edi dedi. Uyda o'tirgan xotin. Mahkamada bo'lgan ishni tafsilotini so'rayapti. Shunda xalifa qarab turib, "Sen yomon xotin ekansan." dedi. "Seni nima ishing bilan?" dedi. Ya'ni bilmasang senga nima edi-yu? Bilsang senga nima? Kerakmi shu narsa senga? Kerak emas. Sen yomon xotin ekansan deb turibdi. Xatarli narsa shuki, bir odamni bir mavzuga aralashtirib qo'yamiz. Vaholanki bu mavzuga hech qanaqa aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q bu mavzuga bu odamni. Yana shu odamni fikrini eshitib ham qo'yamiz va shu ko'rsatgan ko'rsatmasi bilan ish ham qilib qo'yamiz. Mana shu eng yomon narsa. Kishi tili bilan g'ibat qiladi. Oyoq qo'li bilan g'ibat qiladi. Ishoralari bilan g'ibat qiladi. Yana qalbi bilan ham g'ibat qiladi, birodarlar. Endi tilni g'ibati tushunarlik. Ko'zni ishoran g'ibati tushunarlik. Qalbni g'ibati-chi? Qalb qanday g'ibat qiladi?
İmam-ı Gazali özünün kıyasında bir babını tel afatları deb nomladi va mana shunga mana shu bobida g'ibatga alohida e'tibor beradi. Ana shu g'ibatlarning qatoriga qalb g'ibatini ham qo'shib qo'yadi. Mana ana shu Ihyoul Ulumiddin kitobidagi g'ibat bobidagi bitta qissa. Buni Imom G'azzoli keltiryapti. Bir ayol bor edi, mayit ayollarni yuvardi. Kunlarda birda bir mayit ayolni yuvayotganida bu yuvuvchi ayolni qo'li yopishib qoldi mayitaga. U qilishdi, bu qilishdi bo'lmadi. Vaqt o'tdi, qo'li bilan jasadi bitta o'tib ketdi mayit. Shunda mayit ayolni egalari nima qilishiga hayron bo'lishdi. Ayolni tanasidan kesib turib, bu ayolni qo'lini ajratadimi mayitani? Yoki yuvayotgan ayolni qo'li kesiladimi? Mumkin emas, o'likni kesib bo'lmaydi, sochini olib bo'lmaydi, teyib bo'lmaydi o'likka. Shunda buni xabarini İmam-ı Malik yetkazishdi. İmam-ı Malik, İmam-ı Darul Hicra. Ana shu to'rtta mazhab imomlardan biri. İmam-ı Malik buni eshitdi-da, 80 darra uringlar deb hukm chiqarib berdi. Haligi yuvuvchi ayolni. Shu turgan holatida bu yuvuvchi ayolni 80 darra urishdi. 80-inchi darra tushganida qo'li mayitni tanasidan ajrab ketdi. Bu yuvuvchi ayol mayit bo'lib yotgan ayolni zinoda qalbi bilan ayblab qo'ygan edi. Bu zinokor deb qo'ydi. Qatida birodar qalbi bilan g'ibat qilgani uchun javobgar bo'ladigan bo'lsa, tili bilan g'ibat qilsa nima bo'ladi? Dalilsiz falonchini o'g'ri desiz, bu yengil so'z bo'lmaydi. Chunki bu unga javobgar bo'linadi. Mashinasini yangilab olibdimi? Qarz oldi kim pulda? Birdaniga qana bo'lar ekan. Ayniqsa bu o'rinda mana endi uni keyin aytib olaman. Domlalarni tirishligini tekshiradiganlar. Ehtimol sen bilmaydigan tijorat bordir bu yerga odammi? Ehtimol birov bilan tijoratda sherikdir. Ehtimol bir hayvon boqar uyda, ehtimol bir mashina olib sotar. Shoshilmanglar birodarlar. Shoshilmanglar. Chunki biz aytayotgan domlalar sizlarga ham bizga o'xshagan odam. U ham tijorat qilishi mumkin. Uni ham aqli bor, ehtimol sizgidan ko'ra ko'proq aqli bor, ko'proq kitob o'qigani uchun. Inakin 24 soat minbarda o'tirgani yo'q odamlar. Sizlar bir haftada bir soatlar ko'rasizlar odamlar, boshqa payt nima ish qilishini o'zi biladi. Shuning uchun qadam pul oldikin deb turib, joslik qilib gapirmasdan qalbimizdan o'tgan narsaga ham gunohkor bo'lib qolamiz. Shuning uchun dalilsiz gapirish emas, hatto dalilsiz gumon qilishlikka javobgar olamiz birodarlar. O'ylab ish qilaylik. Bizga kerakmi shu odamlarni qadam pul topayotganini bilish? Sizdan qarzi yo'qmi? Yo'q. Sizdan pul so'rab kelmayaptimi? Kelmayapti. Ishingiz bo'lmasin. Biror-bir boy olib ketgan bo'lsa, xursand bo'lib qo'y. Yo'q. Kim xursand bo'lmaydi? Qalbida marazi bor odam xursand bo'lmaydi. Hasadgo'y xursand bo'lmaydi. G'ibat va bo'xton. Siz bir odam haqida bir gapni gapirdingiz. O'sha narsa bor unda. U odam eshitdi, xafa bo'ldi. Masalan, bir odamni semiz dedingiz. U semiz. Bir odamni oriq dediniz, u haqiqatan oriq. Bir odam oq, bir odam qora. Siz unda bor narsani aytdingiz, shu so'zingizni eshitib xafa bo'lsa, shu g'ibat bo'ladi. Endi agar siz gapirayotgan narsa unda bo'lmasa, bu bo'xton bo'ladi. Demak, u odam haqida, uchinchi odam haqida, yo yaxshi gapni gapiring, bo'lmasa jim turing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi, "Yo Rasululloh, mal g'iba?" G'ibat nima ya Rasululloh? Rasululloh aytdilar: "Qola zikruka ahoka bima yakrahu." Birodaringni u yomon ko'radigan narsa bilan zikr qilishing. Qola rajulun araita in kana fi akhi ma aqul. Ko'rmaysizmi, agar men aytayotgan gap, men aytayotgan sifat, narsa shu odamda bo'lsa-chi? Qol in kana fihi ma taqul laqad igtabtahu. Agar sen aytayotgan narsa odamda bor bo'lsa, tahqiq g'ibat qilding. Va in lam yakun fihi ma taqul faqat bahattahu. Agar sen aytayotgan narsa unda yo'q bo'lsa, unga bo'xton qilding. Palonchi oshnam semiz dedingiz, palonchi oshnam arvoq, o'zi shunaqa haqiqatni, lekin eshitib xafa bo'ladimi? Demak, shu g'ibat bo'ladi. Bo'xton nima? Bo'xton yo'q narsani aytishlik o'sha odam haqida. Hujjat dalilsiz, asossiz bir narsani nima qilishlik? Unga nisbat qilishlik. Mana g'ibat shunday og'ir gunoh ekan.
Gıybet daim haram mı? Daim mümkün mü gıybet? Buradalar ulamalar 6 doğrunda gıybet kılıçlıkça ruhsat verişken. 6 doğrunda gıybet kılıçlıkça ruhsat verişken. Bana eşit bir eylik. Bizi kılıyken gıybetimiz bana şu 6'dan bir antası geçişedi mi? Birincisi, nikahlanışta, sovçiliğde. Bir adam sizge gelip falanç hakkında soradı. Sizden soradı. Falançı bizi kızımızga haridor bo'lib yaptı. Nima deysiz? O'sha haridor bo'layotgan odammi? Yoki o'sha uylanmoqchi bo'lgan yigitni aroqxo'rligini bilasiz. Zinokorligini bilasiz. Harom farishdan taqvo qilmasligini bilasiz. Shu o'rinda uni gapirsam g'iybat bo'lib qoladi deb turib, jim turishlikka haqqingiz yo'q. Shu yerda g'iybat qilish mumkin va kerak. E'tibor berish kerak bo'lgan narsa, so'ragan odamni o'ziga yana g'iybat qilasiz. Palancı menden palancını sorup geliyordu. Çünkü gıybet kılıyapan dedi. Köçede gıybet kılınmıydı? Kimge gıybet kılınırken? Sorgen. Brother soradiz. Sorgen için ayeti yapan. Ve nasihat manası da. Şöyle de mümkün eken. Bu manaka 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 adam. Şunda mümkün. İkincisi. Şerikçiliği de. Bro bro bulan. Ticaretta şerif olmakçı. Ahmet Mahmut bulan. Biznes kılmakçı. Ahmet gelip sizden Mahmut hakkında soradı. Neme deysen. Siz bilesiniz Mahmut'tu. Burada hakikaten korkmasını. Bilesiz 3-4 adamı küdürü pulunu vermesinden kaçı yürüyenini. Şu yerde Mahmut'ta gıybet kısam bu mıydı? Dip indemetürsüz günahkar olasız. Şimdi Ahmet'in özüge aitesiz. Bu adamın şerifi ama bu yama adamdı. Birincisi mi oldu? Nikah. İkincisi? Şerifçilik. Üçüncüsü? Kaza. Hüküm işi de. Mahkemede. Sotta. Bu adamın üstünden şikayet kılıp kazıge arz kıldıyız. Kazı çakırdı da otkizip o adam yok. Nime kaldı? Ayt menge dedi. Hazı ayetsiz gıybet oladı hakikatten. Ana akıldı, mana akıldı, mana akıldı. Yok, yapırsam hazı gıybet olup kaladı desiz, bu not olur. Kaza işi de, sot, mahkeme işi de gıybet kılışı mümkün. Törtüncüsü, günahke beyparava bogan. Günahını açık kılıbıra diyen adamı gıybet kılışı mümkün. O adamı o parkez kılıbıydı, açık kılıbıra. Mesela günah kılıyken adam iki kıldı, günahını yaşırıp kıladığın adam var, günahını aşkara kıladığın adam var. Aşkara kılıp bir adamı gıybet kısa bol oradı. Hemen gelmez yani o yetekenimizdeki malum bir numarında halette vaziyette. Beşincisi, Ramazan ayıda açıkçası köşede avukat yiyip bir adamı gıybet kısa bol oradıken. Şu zarur bu yani orunda. Altıncısı, günahını kılıp şu günahını mahtanıp yapıp yürüdüğün adamda gıybet kısa bol oradı. Demek 6 orunda gıybet kılıçlıki ulamalar ruhsat verişti. Birincisi nikahlanışta. İkincisi ticaret şerikide. Üçüncüsü kaza işide. Törtüncüsü günahda bir para akıladığın adamı. Beşincisi Ramazan'da şimdi açık aşkarı akıtıya yürüdüğün adamı. Altıncısı kıyan günahını yapıp ne akıladığın? Mahtanadığın adam. Musibet, musibet. Öşü kıyken günahını yapıp durur. Mohtan ekken de bizi eşitip durgenliğimiz. Tohtayın ki, tohtayın ki. Siz yazı günahınızı yapıp durur. Mohtan hemen de yapsın bizge. Üyetmişsin mi? Üyetmişsin mi günahınızı yapıp durur. Burada aldı kutadın asasını Japonski'de ötküz organından fakirlen yaptı. Yani makip durup biz. Haa, şu üstü adam ekeniz. Hayır. Gıybet. Bana casli gıybetli yapılaşı yapmış. Bir halat var, kişi gıybet kılıp günahkar oladı. Bir halat var, gıybet kılıp münafık oladı. Bir halat var, gıybet kılıp kafir oladı. Bir halat var, gıybet kılıp savap oladı. Savap aladı yonca adı bana oku verdim. 6 doğrunda gıybet kılıçlık gerek. Kımasal günahkar oladı şu yerde. Şimdi, gıybetçi gıybet kıladı, onu günahlığını bilip durup. Bu adam fakat günahkar oladı. Gıybet kıldı, günahkar oldu. İkinci halat da, gıybet kılınırken adamı ata aitilinmese gıybet bu muydu? Degen yaptı şu avab durup, atına ait miydi? Lekin hemen bilip durup da kim hakkı da yap getirdiklerini. Bu adam münafık oladı. Fakat aitli, atına aitse bu oldu. Yok, hemen ait durup da. İşara bile kürsatı yaptı, kolu bile manadı yaptı, ya bir kandidir bir cesatideki bir nasıl işara kılı yaptı da bilip durup da. Kim hakkı da söz getirdiklerini hemen bilip durup da. Atına ait mi yapman, meyi gıybet kılma yapman dese bu adam münafık oladı. Endi kafir bo'ladi yonni chi? G'iybat qilib turib, bu g'iybat emas deydi. Bu sifat deydi. Eshitasizlar shu gapni.
Bu gıybet mas, bu sıfat deydi. Biz eşittik hazır. Öşü sıfat onda bar bosa. Sen onu yapırganiydi hap olsa şu gıybet dedik. Gıybetini gıybetmez degen için, günahını günahmez degen için o adam kafir boladı. Adamlarda gıybet kılıçının akıbatı eğer tövbe kılıp günahıdan istiğfar etmese, Allah keçirmese bu adamın akıbatı cehennem boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bana İmam Müslim'den ketilgen hadis Abu Hurayra radıyallahu anhudan Atadruna manil muflis dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muflis kim ekenliğini bilesiler mi? Muflis degeni hiç nesası yok adam. Bizi tırda bankrot adam. Sahabalar ya Resulullah bizde muflis dirhamı hem beraber matas hem bulmayan adam dedi. Peygamberimiz ettiler innel muflise min ummeti ya'ti yevmel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekatin. Katta hadis manasını ayet bir oranı. Meni ümmetimden muflis bulmayan adam şu ki kıyamet günü de Allah Teala'nın huzuruna namaz bilen, roza bilen, zakat bilen keladi. Lekin onu sökken, bunu gıybet kigen, bunu tuhmat kigen, bunu kanun akızgen, bunu malını yegen. Şu onu, şu yani hakkını yegen adamları var. Onge, bana şu adamdan, bana o mazlumge, hakkı yiyen adamge, onu sahablardan alıp verirlerdi. Alıp verirlerdi, alıp verirlerdi. Sahabları tügeydi. Lekin hakdarlar türüptü. Gıybet kılınca adamı hamşuladı, kotardı, türedi hakkını sorab. Sahabları koma geneden kendi yaptılar Resulullah. Bunların günahları yükletinledi ve dozakka girip gidildi. Allah da Allah kerim zat. Allah Azze ve Celle özünün hakkını yegen bosa bandası. Allah haklasa avf kıladı. Allah kerim zat. Lekin bandalar avf kumiydi. Bandalar keçirmiydi. Al-gıybatu aşaddu mine zina dediler Resulullah. Gıybet zinadan göre kattarağ günah. Gıybet zinadan göre kattarağ günah. Gıybet kılış asan, zinada kılış kıyın. Çünkü zina için o barış gerek, pul sarflaş gerek, isteş gerek, topuş gerek. Olas bari indi bu. Ama gıybette oturgen caizde bir din çıkımsız, ısık soğuk parkı yok. Şimdi yapır orası. G'ibat albatta jamiyatga juda katta zarar keltiradi. Shaxslarga, fardlarga ham zarar keltiradi. Oilalar buziladi, musulmonlarning quvvati ketadi, adovat gina kudurat tarqaladi musulmonlar o'rtasida. Endi bir kishi g'ibat qildi. Tavba qilish uchun nima qiladi? Alloh o'zing kechirgan, astag'firloh desa bo'ldimi? Bu yaxshi. O'sha g'ibat qilgan odamidan borib kechirim so'rash kerak. Xususan ahli ilmlar haqida tilimizni tiyaylik. Qattiq fatvo aytadimi, yumshoq domla. Biz domlalarni yomonlar deb aytmaymiz. Qanaqa bo'lsa ham domla u. Ko'chada ko'rsang, salom ber. Qo'lida yuki bo'lsa, ovor mashinasigacha yetkazib qo'y. Agar nonushtadan chiqib kelgan bo'lsa, mokalashini to'g'rilab qo'y. Duosini ol deb o'rgatamiz. Tushunarlimi? Palonchi domlani g'ibat qildingizmi? Borib kechirim so'raysiz. Kechirim so'rash qanaqa bo'ladi? Qayerda g'ibat qilgan bo'lsa, shu yerda borib turib, uzringizni aytasiz. Bir uy adamın içinde gıybetini kılıp kılıp durup yalnız özünü köşede tapıp ben siz parancada gıybet koydum deseniz bu keçirim soru aşkı ötmeydi. Kelasız boya gibi meclisken buradalar keçemeyin parancada manaka da gıybet kılıyordum. Şu beni yapmam hataydı. Bu natoriydi. O adam ona kaması da değilsiz. Bu mesela gırramda doğru mu? 100 adam bir gıybet koyup durup ki yalnız özünden keçirim sorasız. Nerede adam kabul kılmasın ki hakkı var. Borasan hemen aldı keçirim soruyorsan. Şunu demeyi seni keçiremen deydi. Şimdi şuna keçirim soruştuk, halatı göçüştük şart mı? Kela zarar mı? Kereye mi şuna sizge? Şu palançın yamanlar sizge kereye mi de? Kereye mi sizge? Bala ol insan, minel insan. İnsanın balası teleden. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.